selam, herkese merhaba. Bugün Japon pankeki dorayaki yapacağız. Bu kadar et yapıyoruz. Yanında bir tatlı yemeyelim mi? Hemen şöyle bir kapalıyoruz. Cam bir kapalıyorum ki daha net gözüksün diye. Zaten açıdan da görüyorsunuz. 2 yumurtaya ihtiyacımız var. Dolu dolu 2 yemek kaşığı şeker. Dolu dolu. Dolu dolu 1 tatlı kaşığı bal. İyice çırpıyoruz. Buraya kadar her şey çok güzel. Bakın müthiş bir pankek olacak. Eleğimi alıyorum. Benim böyle bir eleğim var. Siz normal elek de kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı un kullanacağız. Dolu dolu 5 yemek kaşığı. Şu 1. Şu 2. 3. 4. 5. 2 yemek kaşığı dolu dolu süt tozu. Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu. Bunu şimdi elekten geçiriyoruz. Evet. Bir kez daha söylüyorum. Elek sizi yanıltmasın. Normal süzgeç elekten de geçirebilirsiniz. 50 ml süt. Ve tekrar bunu çırpıyoruz. Bakın kıvamı görüyor musunuz? Bu kıvamı istiyorum. Yalnız hala pütür var. Pütürleşme var içinde. Bakın bir kez daha gösteriyorum. Kıvam bu. Şimdi bunu 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 20 dakika sonra ocağımızın başında buluşalım. Ocağın altını kısıyoruz. Ocağın ısınmasının emin olmamız lazım. Gördüğünüz gibi ısınmış. Siz bir kepçe kullanabilirsiniz. Ben dondurma kepçesi kullanıyorum. Tam karışımı tavamızın ortasına bırakıyoruz. Evet. Ve sadece olmasını bekliyoruz şu anda. Bunun püf noktası kabarcıklar çıktığı zaman bir tarafın olduğunu anlayacağız. Evet, kabarcıkları görüyorsunuz. Şimdi tersini. Evet, tam istediğim kıvam. Tam istediğim kıvam. Yarım dakikası falan daha var. İyice kabarcık açtı kendini. Beni artık al diyor, döndür beni diyor. Bu da tamam, görüyorsunuz. Yine yağ koymadım dikkat ediyorsanız. Çok ince. Görüyorsunuz üçüncüyü çevirme zamanı geldi. Evet. Muz. Çoka krem. Dorayakimizi alıyoruz. Bir tanesini. Bolca şokella. Of. Zaten sıcak, hemen eriyor. Bunları ince kestim fark ettiyseniz. Çünkü çok kalın oluyor öbür türlü. Fazla yakışıklı oldu be. Fazla yakışıklı oldu.
Kemal Sunal'ın bir filmi vardı, Japon İşi diye, hatırlar mısınız? Bu kadar yeterli. İnanılmaz çok yapıp da fazla tattan da tadı bozmamak lazım. Bu da oldu görüyorsunuz. Şimdi bizim kural neydi? Ne yersek yiyelim en güzel şekilde yiyeceğiz. Şuna bir tadına bakalım. En son durum bu. Biz yaptık mı böyle yaparız Japon pankekini. Görüyor musunuz durumu? Nasıl? Şunun bir tadına bakalım. Öf! Öf! Böyle bir şey olmaz ya. Ağzım gözüm battı. Görseniz. Çocuklar gibiyim ya. Çocuklar gibi şenim. Sizin için bir kez daha tadına bakıyorum. Öf! Eğer tarifi beğendiyseniz, size göre ekranın sağ tarafı, bana göre sol tarafındaki abone ol tuşuna basarsanız siz de bizim ailemize katılmış olursunuz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese selamlar.